Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum bugün sizlerle begonya çiçeklerimle geldim arkadaşlar onların bakımları ve yeni aldığım o şu güzel begonyalarımın ekimleri ile birlikte sizlere bugün balkonumdan küçük bir video yapmak istedim arkadaşlar Şöyle göstereyim. Şu güzelleri yeni aldım. Bakar mısınız? Bunlara hiç dayanamadım. Bakın. Bu pembe açacak arkadaşlar. Begonyalarıma yeni gelen dostlar bunlar. Güzel çiçekler. Bu da e, gelin damat begonyası bunlar arkadaşlar. Bu sarısı biliyorsunuz bende var. Kırmızısı var. Kendi üretimim o. Üretmiştim onu arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Bir de şu şöyle şeker begonyalarından aldım. Bunlar yalkı olanlardan 3 e, tane 2 kırmızı bir de şöyle beyazından aldım. Onların da ekimlerini gerçekleştireceğiz hep birlikte. Bakın benim de var ama e, çok güzellerde hastalandılar ve şimdi maşallah iyileşmeye başladılar. Hatta altından şöyle e, şey çıkarmaya başladılar artık bakın. Hem yandan hem şu alt kısımlarından çoğalmaya çalışıyorlar. Bu güzelim de açmaya çalışıyor ama yeni hastalıktan çıktığı için bunlar katlı arkadaşlar. Biri pembe, biri beyaz. Bu da kırmızı ama böyle minik minik. Artık anca yeni kendini toparladıkları için şöyle minne kaçmaya çalışıyor. Şurada da çadır begonyan var. Bakar mısınız şunu güzelliğine nasıl da güzel açıyor. Bakar mısınız çıtı pıtı bir şey. Onu da getireyim görün istedim. Bunu ben kışın dışarıda bırakıyorum, böyle e, uygun bir yere koyuyorum onu. Bakın yeni yeni artık yapraklar çıkarmaya başladı. Dışarıda e, bıraktığımlarım da var, bırakmadıklarım da var. Mesela bunlar çok fazla sıcak ve güneşten hoşlanmıyorlar, gölge ve ile yarı gölge. Mesela akşam güneşi vursa çok daha iyi olur bunlar için ve, ve de toprağı kurudukça sularsanız çok daha mutlu olurlar. Şurada gördükleriniz de benim kendi gelin damat ve gonyalarım arkadaşlar. Bunlar ancak Haziran'ın 15'inden sonra çiçeklenecekler. Daha e, ancak yapraklandılar. Bakın bende iki saksısı var. Şurada da elması var. Bu artık annesi çok kartladı arkadaşlar. Ve şuraya e, geçen sene bakın. Ben yeniden böyle dallarından Ekim ayında dallarından alıp ekiyorum. Baharda o dalların altlarından elmacıklar yapıyor arkadaşlar. Ama hepsi yapmıyor tabi. Ve şanslıyım bir tanesi. Böyle geçen sene değil bu evveli seneden kalan. Geçen senede bir tane yaptım. O da balkonumdaki begonvilimin hemen yan tarafındaydı arkadaşlar. Onu ekmiştim. 2-3 dal daha ona bir tanesi yeni uzamaya başlamış. Hemen onu da göstereyim size. Balkonumda o da. Begonvilimin yan tarafında. Bakın. Onu da göstereyim. O da yapraklandı. Çok seviniyorum. Herhalde altına şeyinden yaptı. Elmasından yaptı. İyice büyüdükten sonra onu buradan almak istiyorum. Şimdi azıcık yerinden etmeyeyim dedim. Bu da çok mutlu etti beni çeşit çeşit begonya çeşitleri var Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şeker begonya var Çadır begonya var e, 2000 çeşidi bulunmakta elmaslı olanları elmasız olanları e, bunlar gibi köklü olanlar bakın şöyle yapraktan çok çabuk yürüyorlar yapraktan uyuruyorlar Arkadaşlar böyle yaprağını koparın Yaprağını hemen yapraktan da ürüyorlar. Dallarından da ürüyorlar. Bunlar elmalı olanlar. Gelin damat begonyası diye anılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de söğüt begonyalarım var. Çilli begonyalarım. Onları da göstereyim. Balkonun şurada yan tarafında duruyor. Bakın arkadaşlar onları da göstereyim size. Şöyle şu güzellerim benim. Söğüt begonyası. Şöyle. Bakın böyle böyle açıyor. Yeni yeni açmaya başladı. Yapraklanmaya başladı bu da. Yaz kış böyle yapraklı. kışında açıyor. Ben şimdi onların biraz yerlerini değiştirdim. Cama doğru getirdim. Şöyle. Onu da göstereyim size. Onları da göstereyim dedim. Şöyle bir balkonumu da şöyle bir göstereyim size. Burada da teygraf çiçeğim var. O da bu da yerini sevdi. Çok da güzel açmaya başladı. Şimdi gelelim şu güzellerimi ekmeye arkadaşlar. Aldım bunları ben seraya gittim. Sera'dan bunları aldım. Bayağı uygun fiyatlı. Şunları da bana neredeyse hediye gibi geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Böyle viyollerin içinde bu güzeller. Bu da minik torbaların içinde arkadaşlar bu da normal saksı şimdi onlara ben yer ayarladım biliyorsunuz benim toprağımı. benim toprağım kestane toprağı arkadaşlar içine e, tarçın tarçın e, kahve ve yumurta kabuğu ile destekliyorum ben onları besliyorum arkadaşlar kahve ve tarçın kahve kökleri daha çok güçlü yapıyor tarçın da onları e, mikroplardan ve hastalıklardan koruyor. İki hep hep ben kullanıyorum bunları ve gerçekten de memnunum. Bana arkadaş sormuş nereden alıyorsun kestane toprağını? E, pazardan getiriyorlar arkadaşlar. Pazara getiriyorlar. Ben oradan alıyorum. E, kadınlar köyden getiriyorlar onları. Kestaneliklerin dağdan kestaneliklerin altından toplayarak onları e, şey yapıyorlar eliyorlar elekten geçirip getiriyorlar şöyle alayım bakın bu da pembesi gelin damat begonyası hem böyle e, şey oluyor bu gelini oluyor şu aşağıdaki de damadı oluyor arkadaşlar şöyle ben onlara şöyle saksılar ayarladım şöyle oturturalım. şu güzelimi çok güzel bu yaprağını alabiliriz buradan şöyle alalım şey zedelenmiş zaten o yaprağı. Şöyle ekeyim onu dedim. İnşallah bunları açsın. Balkondan bir tur daha ben size hemen bir görüntü. Şu güzelin bir de sarışın bir tane olsun dedim. Ev sahibine benzesin dedim. <laughs> Ay şu güzelliğe bakar mısın? Ona da şöyle sarı bir saksı ayarladım. Saksım vardı. Ona da şöyle onu da oraya oturtturalım. Bakın bu güzellere de hemen şu şeker begonyalarımı da ekmek istiyorum arkadaşlar. Onları aynı saksıya ekmeyi düşünüyorum. Şöyle hep aynı saksıya olsun dedim. İkisi de yuvarlak şöyle askılı saksıya ekeceğim. Ama bunları da ben dışarıya çıkarmıyorum. Park ve, park ve bahçelerde dışarılarda duruyor ama e belediyeler onları canı isteyince tekrar yenilerini koyabiliyor. Biz nasıl alalım? Bunları da böyle ayarladım arkadaşlar bakın. Bunlar da böyle hem beyaz hem kırmızı olarak şöyle dursun dedim. Çok güzeller ya. Şimdi onlara bir toprak desteği yapayım ben. Toprak destekleyeyim arkadaşlar. Şu kendi topraklarını da koyayım dökü verelim yazık onlar da çok güzel bunlar 10 gün kadar oldu ben size video yapacağım diye böyle biraz da bekleteyim dedim çünkü seradan geliyor oradaki hastalıklar çiçeklere şey yapmasın diye biraz da ilaçladım İlaçladım dediğim ben arap sabunu kullanıyorum arkadaşlar ilaç olarak onu biraz seyreltiyorum arap sabunu aldığım o şişenin kapağıyla bir kabak döküp fıstıf fıs şişesine Üstüne de su doldurup biraz da zeytinyağı çok az bir iki damla da zeytinyağı döküp bunları ben şey yaptım ilaçladım arkadaşlar biraz beklettim bunları şöyle. Çok fazla suya boğup da şey yapmayın toprağı kurudukça bakın böyle ben parmağımla şey yapıyorum çünkü kestane toprağı. Ee, çok güzel bir toprak hem e, besliyor arkadaşlar biraz da böyle suyu tutan bir şey biraz suyu tutan e, topraklardan hoşlanıyor bu begonya bu, gelin damat begonyaları öyle ama e, bol bol da sulamayın çok suyu seviyor diye çünkü türütürsünüz e, gelin damat begonyaları elmalı olduğu için kurudukça sulamalı. Mesela kışın nasıl olacak? Kışın bunların yaprakları gidiyor arkadaşlar. Hiç yaprak diye bir şey kalmıyor. Elmaları kalıyor. Baharda başlıyor. Mayıs'ın onundan sonra başlıyor arkadaşlar. Tabii benimkileri bakın. Benim gelin damat begonyalarım bir çiçeklensin ben size göstereyim. Ben bunlardan çok video yaptım. Çok arkadaşlar e, takipçilerim, beni takip edenler satış yapmıyor musun diye soruyorlar. Buradan da bir söyleyeyim. Satış ya da kargom yok. Yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden onu da belirttim. Çünkü üretim yapmıyorum. Kendime kadar yapıyorum. Öyle satış yapmak için sürekli üretim yapmak gerekiyor. Ben kendime sadece kendi şeyime. Bakın çok da güzel durdular. Şunu da hemencik şey yapalım. Şöyle arkadaşlar bunu da hemen Şöyle toprağım, bakın toprağımı görüyorsunuz. Kestane toprağı, gayet güzel. Tekelli yapıyorum ya. Eğer böyle problemler oluşursa kusura bakmayın arkadaşlar, özür dilerim. Bu arada kanalıma abone olup beğeni de ve yorum yaparsanız zaten yorum yapıyorsanız yapıyorsunuz o kadar güzel yorumlar geliyor. Ee, çok yakında bahçe videolarımda gelecek bahçeden de çekmek istiyorum. O kadar coştu Sardunyalarım. Çok güzel coştular. Onların da çekimlerini yapacağım size. onu hemen ayarlamaya çalışıyorum. Bahçeden bir çekimde yapayım dedim. Bahçem öyle çok çok büyük aman aman büyük değil ama çok da küçük değil. İşte böyle kendim kendime işte bir çiçek alıyorsam o çiçekten 4-5 tane yapıyorum çoğaltıyorum çiçekler bu arada gerçekten pahalı ama ben şimdi uygun böyle seradan bazen seracılar indirimlerde bulunuyorlar onları takip etmek gerekiyor çok güzel oldu arkadaşlar bakın vallahi bildiği bakın Ay, Allah'ım yarabbim bakın ona bir de böyle sarı saksısı da aldım ben Biraz tabi yaparken ortalık batıyor. Ne yapalım sileriz. Çiçeği seven böyle olur. Bu güzeller de böyle çiçeklensin. Ben size onlardan da bir şey yapacağım. Şimdi sulayayım arkadaşlar. Sabahtan böyle yumurta kaynatmıştım. O kaynattığım yumurta suları arkadaşlar. Ben onları biriktirdim. Bunlarla da sulayacağım şöyle. Şu güzelleri. Şöyle karşıdan göstere göstere de sulayayım size arkadaşlar. Şöyle kendinize çok iyi bakın. Çok mutlu ediyorsunuz beni o güzel güzel yorumlarınız, güzel şeyleriniz, tavsiyeleriniz varsa bana onları da söyleyebilirsiniz. Sorularınız varsa genelde hep cevaplamaya çalışıyorum. Bir arkadaş demiş, bahçe videomu izlemiş boş bir video. O güzelim çiçekleri izliyorsun nasıl bir boş video diyorsun ona? diğer videolarımı izlesin onları nasıl baktığımı. Neyse boş ver buradan bay bay yapıyorum ona. Sizleri de öpüyorum. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.